Hayır lan, o suya girmem. Gel, temiz su var, gel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Dolayla geziyoruz. Hava güzel. Daha taşa girek dedik. Zaten yine video çektiğimiz var. Yeni kafesler yaptırdık, onunla uğraştık. Onun videosunu çekemedik. İşe gidiyoruz, işle uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz. Ama güzel videolar gelecek. Hafta sonu yani büyük ihtimalle önümüzdeki haftaya bir video daha atacağım. Zoro ile Zor Bey karşı karşıya gelecek. Onları gezdireceğiz birlikte. Bakalım ne yapacaklar, ne edecekler. Haydi oğlum yürü. Haydi. Bir arkadaşımız daha geliyor köpeğiyle. 3 kişi olacağız, 3 köpek. Güzel bir gezeceğiz arkadaşlar. Köpeklerle işte muhabbet, sohbet, onun videosunu çekeceğim. Zor Bey de orada olacak. Böyle devam edeceğiz işte. Sonra Haziran 13'te bir toplantımız var. Yani Londra'da olacak o. Bütün kangal, çoban köpekleri, bayağı bir köpek olacağını düşünüyorum. Belki de başka arıklar da olur ama bizimkilerden bayağı olacağı belli. Onun da videosunu yapacağım. Yani dolu bir ayımız var. Dolu dolu videolu geçecek bir ay. Bakalım kısmet istemez, kısmet olacak, göreceğiz. Zoro'yu zayıflatıyorum abi. Kilosunu atıyor yavaş yavaş. Daha doğrusu kilodan hariç yağ tabakasını atsın benim için yeter. Yavaş yavaş oluyor işte. Düzenli yemle, bol yürüyüşlerle, gezilerle hallediyoruz bunu. Ot da ne büyümüş ya maşallah. Yağmur yağdı. Son 3-4 gündür de güneşli. İyice coşmuş. Buralarda normalde köpekler giriyordu içine. Dur oğlum, şu tasmayı bir gün sıyıracaksın ama ne zaman bilin. Bunda da bir huy var. Mükemmel tasma sıyırıyor. Safı yok yani. Evet, şimdi sıkılaştırma. Aletini yapadırsın. Şeker Allah'ım. Gönül istiyor abi şöyle bir köpeği salayım, koşsun. Şu daha aşağı görünen ağaçlara bir gitsin gelsin. Sakin olmaz. Çünkü birinin köpeğine çöker. Birinin bir şeyine zarar gelir. Köpeğimizden oluruz. Bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Ben de istiyorum köpeği salayım, gezdireyim, istediği gibi koşsun. Ama belirli imkanlarla. Yani yapacak bir şey yok. Yani ne oluyor? Ben de fazla yürüyüş yaptırıyorum. Kendimle birlikte koşturuyorum. Tabii aynısı olmaz. Asla olmaz. Ya da gece bazen haftada bir iki akşam bir koyuruyorum akşamları. Çan takıyorum, koşuyor, gidip geliyor. Zaten bahçede istedikleri gibi koşuyorlar da o sıkıntı değil. Ama şöyle bir doğada da istiyor insan. Şöyle bir salim bir gitsin, geçsin, gelsin. Bir gün elbet. Var bir hayalimiz. Olur inşallah. Aynen öyle arkadaşlar. Dolu dolu bir ay olacak inşallah. Bol videolu. Biliyorum hiç video atmıyorum.
Ama vallahi çok uğraşıyorum iş güç derken, gel bunlar yemle derken, şöyle böyle derken zor oluyor. Hadi oğlum bu tarafa hadi. Hadi. Hadi aferin lan. Buğdaylar da arkadaşlar. Böyle olmuşlar burada. Ama buradaki çiftçilerle konuştuk diyorlar. Bir ay gecikti. Yani yetişmesi bir ay gecikmiş. Çünkü güneş almadı bayağı. Yani çok yağmur yağdı burada da bu sefer aşırı. Farkındaysanız ortaları hep kel kel. Su biriken yerlerin hepsi. Ya düşün bak şu tarlayı komple düşün. Boydan boya. Ortası yok. Yani bu da büyük bir zayiattır benim gözümde. İşte bazen yağmur yağması iyi. Ama dur dur oğlum çekme şunu ya. Ama aynı zamanda da yağmur tehlikeli de olabiliyor. Çünkü gördüğümüz üzere tarlamın yarısı ziyan olmuş. Hadi gel. Çık. Ölme. Bak bir video yapayım dedim böyle. Hem Zorro'yu görmek isteyen arkadaşlar görür. Hem de yeni videoların haberlerini vereyim dedim. Zor böyle karşı karşıya gelecek. Bakalım neler olacak. İki kardeş. Ondan sonra büyük bir köpek toplantısı var dediğim gibi. Orada bayağı köpek gelecek. Ben de oraya Zora ve Sivas'la katılacağım. Bakalım orada neler olacak. Hepsini video şeklinde yapacağım. Düzenleyip atacağım. Siz de beğenirseniz, yorum yapıp abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Çünkü yani kolay bir iş değil. Video yap da, editle de, kaldır da, koy da. Kolay değil gerçekten. Ama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Babam. Şekerif. Şekerif. Aferin oğluma. Böyle işte arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kim ölümü? Kim ölümü? Kim ölümü? Kim ölümü? Hani ölümü? Etrafına bakıyor. Boşa da kışkışlamak yanlış. Ama şu endam meser. Maşallah oğlum. Arkadaşlar şöyle doğayla sizi baş başa bırakıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.